Z499'un çözümleriyle karşınızdayız arkadaşlar. F-R'den R'ye birebir ve örten bir fonksiyon diyor. Buna göre F'de 2, F'in tersinde eksi 2 ifade edenin sonucu nedir diyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle F'in tersinde eksi 2'yi hemen hızlıca bulabiliriz. Çünkü neden? Burada hazır F'in tersi var. İçeriye eksi 2 yapmak için X yerine ne vermek gerekiyor? X yerine 1 vermek gerekiyor. Şuradaki X yerine 1 verirsek bakın F'in tersinde eksi 2, 1 verirsek 6 oldu. O zaman şunun sonucu 6'ymış. Şimdi F'de 2'yi bulacağız. O zaman arkadaşlar bunun içiyle dışının yerini değiştiriyoruz. Bakın yerini değiştiriyoruz. O zaman ne oldu? F'de 2X artı 4 eşittir 2x eksi 4 oldu. Bakın bu şekilde yazdım. Şimdi bana diyor ki 2 verdi. İçerisi 2 olsun diyor arkadaşlar. Şimdi şunun içerisinin 2 olması için x yerine ne vermen gerekiyor bu sefer? Eksi 1 vermen gerekiyor. Ver eksi 1'i. F'de 2. Bakın burada da eksi 1 verdiğin zaman ne oldu? Eksi 1 verdiğin zaman burası da eksi 6 mı oldu? Bu da eksi 6 oldu. O zaman eksi 6. O zaman ne oldu? Eksi 6 eksi 6'dan cevabımız eksi 12 oluyor. Buradaki soru için diyebiliriz. Şimdi devam edelim. Geliyor buna. Diyor ki A bir tam sayı olmak üzere F tanımlı olduğu aralıkta birebir ve örten fonksiyondur diyor. Buna göre f'in tersi bu. F'in tersi 4 nedir diyor. Şimdi arkadaşlar ben şöyle yapabilirim buradaki ifadede. Şimdi f'in tersinde 2 4 ise şunların yerini değiştirdiğim zaman f'de 4 de 2 demekmiş arkadaşlar bu durumda. Yani şimdi mesela burada bakın şöyle düşün. X artı a yani içerisi 4 olduğunda 2x artı a yani 2x artı a'nın 2 olması gerekiyormuş. Tamam bu çok basit oldu. Neden? Çünkü hemen gelip şunu eksiyle çarparsam ne olur? Eksi x eksi a eşittir eksi 4. Burası da 2x artı a eşittir 2. Topla. A'lar birbirini götürdü. O zaman x buradan ne oldu? Eksi 2. Süper. X eksi 2 ise x eksi 2 ise a ne o zaman? Toplamları 4 ise. O zaman a da buradan 6. Süper. Şimdi bana diyor ki bunu bul. Şimdi a 6'ymış. Bakın yazıyorum şimdi şu ifadeyi. F'in içerisinde x artı 6 eşittir 2x artı 6. Şimdi ne yapacağım? Ben bunun tersini soruyor ya tersini doğru. İçle dışının yerini değiştireceğim. O zaman f'in tersinde 2x artı 6 eşittir x artı 6. Şimdi ben şu içeriği ne yapmaya çalışıyorum şu içeriği? 4 yapmaya çalışıyorum. 4 olması için ne vermem gerekiyor? Eksi 1 vermem gerekiyor. X yerine eksi 1 verdiğim zaman ne oldu? F'in tersinde 4 eşittir. Burada da eksi 1 verdim. Ne oldu? 5 oldu. Cevabımız Ceyhan oluyor. Hızlıca çözmüş olduk arkadaşlar. Gelelim buraya. A ve birbirinden sıfırdan bir farklı gerçel sayılar olmak üzere f a b ifadesi katsayıları a ve b olan x değişkenine bağlı doğrusal fonksiyon demektir diyor. Yani ne demek istiyor? Ax artı b ya bu akşam. Ax artı b. Yani şu a'yı veriyor, şu da b'yi veriyor diyor. Okey. F'in tersinde a b de f a b fonksiyon tersi olmak üzere diyor. Eşiti nedir diyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle biz a'sı yani fx eşittir ax artı b fonksiyonunda a'sı 2, b'si 1 olan. Yani o zaman ne oluyor arkadaşlar? Şöyle şunu silelim. 2x artı 1. İlk fonksiyonumuz 2x artı 1'miş. Ama bize bunun tersini soruyor. Diğeri de 2x artı 5'miş. Bize bunun tersini soruyor arkadaşlar. Şimdi buradan tersini alalım. Eşittir y yazıyoruz. Y, 1'i karşıya attım. Bir de 2'ye böldüm ki x'i yalnız bırakalım. O zaman x gördüğüm yere artık fx'in tersi. Y gördüğüm yere de x eksi 1 bölü 2 yazabilirim. Bu cepte. Geliyorum buna. Bu kısımda da arkadaşlar yine bunu y'ye eşitliyorum. Şöyle hemen gelelim y'ye eşitleyelim. Ne oldu? Y eksi 5 bölü 2 eşittir x oldu. Şimdi x gördüğüm yere bu sefer fx'in tersi. Y gördüğüm yere de x eksi 5 bölü 2 yazıyorum. Bu da ikincisi oldu. Şimdi diyor bana bunları topla diyor. Toplayalım arkadaşlar. Bu ikisini topladığım zaman ne olur? Hemen şuraya yazayım. X eksi 1 bölü 2 artı x eksi 5 bölü 2. O da ne oldu? 2x eksi 6 bölü 2 oldu arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şimdi bunu ben ne yapabilirim? Sadeleştirebilirim. Yukarıya 2 parantezin alırsam ne olur? X eksi 3 olur. Burası da 2 olur. Bunlar gitti ne kaldı? X eksi 3 kaldı. O zaman ben x eksi 3'ü arıyormuşum. X eksi 3'ü arıyormuşum. Şimdi x eksi 3 hangisi olabilir? Şimdi hemen bakalım arkadaşlar burada. F'de 1'e 3 ne demek arkadaşlar? F'de 1'e 3. F'de 1'e 3 şu demek. Bu hani a'sı ve b'si ya. O zaman bu x artı 3 demek. Biz x eksi 3'ü arıyoruz. Biz x eksi 3'ü arıyoruz. Biz bunu arıyoruz arkadaşlar. Geliyorum buna. Bunun tersi. Bence bu arkadaşlar cevap. Neden? Çünkü şöyle. Bunun normal yazılışı ne olur? X artı 3. Şimdi sen bunun tersini alacaksın ya. Tersini sormuş. Tersi de ne olur? Y eksi 3 eşittir X. X görmeyelim. Fx'in tersi. Bakın X eksi 3 oldu. Gördüğünüz üzere biz aradığımız şey Ceyhan'da bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde anlatılan bir ifade diyebilirim. Bir sonraki sette görüşmek üzere.